Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Mısır ve Yunanistan birleşti, Libya görüşmesi yaparak Türkiye'yi suçladılar. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelmiş Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la beraber bir görüşme yaptı. Yunan Mısırlı iki bakan da Libya'daki hükümet üzerinden Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullandı. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelmiş Yunan mevkidaşı ile beraber bir görüşme gerçekleştirdi. Kahire'de Dışişleri Bakanlığı konutunda yapılan bu görüşmede, başta yenilenebilir enerji olmak amacıyla çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmenin yollarıyla Orta Doğu Libya'daki son gelişmeler ele alındı. İkili görüşmeden hemen sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Mısır Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamasında Yunanistan'la ilişkilerimiz iki ülke arasında tüm güç dayanışmayla beraber stratejik bir hale gelmiştir. Görüşmede başta enerji güvenliği olmak amacıyla çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmenin yollarını tartıştık şeklinde bir ifade kullandı. Konuşmasında Libya dosyasına da değinen Şükri, Yunan mevkidaşı Dendias'a Libya'da en yakın zamanda seçimlerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Görev süresi dolan Trablus hükümetinin hiçbir uluslararası anlaşmada imza yetkisi yoktur. Bütün yabancı güçler askerler Libya'dan ayrılması gerekiyor. Öte yandan Yunan Bakan Dendias da Libya'da seçimlerin yapılmasının önemine değinerek Mısır'ın kendisi için stratejik bir dost ülkeden fazlası olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Türkiye, Libyalı aktörlere şantaj yaparak, baskı yaparak 2019 muhtırası ile beraber yasal bir canavar yaratmaya çalışıyor. Bu iddia edilen muhtıra uluslararası kanunlara göre yasa dışı ve geçersizdir. Muhtıra, BM deniz hukuku ilkelerini ihlal ediyor. Geçici hükümetler uluslararası anlaşma yapamaz. Libya hükümetinin görev süresi doldu. Bu anlaşmalar Libya parlamentosu tarafından onaylanmadı şeklinde bir ifade kullandı.